Haydi. Bir daha göster. Ya Fatoş, rakçı biraz gizemli olur. İkide bir göster göster ya. Kırma şu kadını ya. Gösteriver canım. Ya vallahi utanıyorum artık ha. Ay, ısrar ediyoruz. Hadi. Hadi lütfen. Peki o zaman yoğun istek üzerine. Bakın dayadaya bakın. Ay. Ay. Ay çok güzel. Ya ama aman dikkat Şayka görmesin. Erkekte dövmeye zaafı var. Aman nereden görecek o canım? Tanrı verdi. Çok acıdı mı yaptırırken? Ne diyorsun? Gözüm karardı ya. Abartma ya. Ben de yaptırmıştım canım. Üstelik beni hiç etkilememişti. Ya sen nokta yaptın Kubilay abi. Ben gitar. Arada biraz fark var yani değil mi sonuçta? Oy. Ne zaman yaptırdın onu? Ha? Ha kardeşim. Ne zaman yaptırıverdin onu? Aa, acıdı mı? Oy. Oy. Hadi, tanrı verdim. Yine o. Güreşi şampiyonası Tanrı Verdi'nin dövmesini görmek için düzenlendi. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Ay boş ver, eğleniyoruz işte ya. Hadi şimdi yenilmeyen bir tek Cem olduğuna göre Tanrı Verdi ve Cem. Ben Cem'i tutuyorum. Sağ ol canım. Rica ederim. Arkadaşım kimi tutacağım? Vay be, vay dostum benim be. Ay sizin bu dostunuz da öldürecek beni. Fırtına öncesi sessizlik. Ne demek o? Ay Tanrı verdi, sonra da kızlarla bilek güreşi yapsın. Bakalım ofisin şampiyonu kim? Ben şahsen kendime çok güveniyorum mesela. Tanrı verdi elini tutacak aklı sıra. Ya hazır mısın? Hazır. Bastır. Yenileceksin lan adam, bahsetmeyin. Yenileceksin. Vallahi kafa yatarım sana. Ya Burhan abi bak, güreşte, bilek güreşinde iyiyim. Cem abi yendim, Kubilay abi yendim. Sana mı yenileceğim? İnandırıcı olmaz ya. Ay. Papucumun çak bilmiş çaycısı. Çaycı, yenileceksin. Şahika Hanım'ın gözünde beni yenisin edeceksin değil mi? Gözlerim bulandı lan böyle bağırırken. Yenileceksin lan. Ya Burhan abi, diyelim ki ben sana yalandan yenildim. Ötekilerden birini yenilirsen ne olacak? Yok vallahi ben Burhan'a yenileceğim. Eşyalarımı salondan kaldırıp yerleştirmesi karşılığında anlaştık değil mi? Hay anladım. Burhan'ım da gelmiş. Burhan, sen de bilek güreşi şampiyonumuza katılacak mısın? Katılmaz mıyım Şahika Hanım? Tabii ki katılacağım. Benim kol kaslarım acayip güçlüdür. Gel Tanrı verdi. Yok ya. Önce en güçsüzünden başlayacaksın. Hadi yaprak, hadi bebeğim. Ama ben yapamam ki. Benim kollarım çok ince, acıyor. Aa, ama kural bu. Oyun bozanlık yapma kız. Vallahi seni hayat enerjimle döverim. Ha! Gelmiş. Ya yaprak, vallahi canını acıtma Nizam. Gel. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Bir. İki. Üç. Hadi yaprak. Bravo. Vay be, bravo be, bravo yaprak. İlk defa birini yendim. Ay Burhan'ım, sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün be. Ya şunu bile yenildin kız. Kız mı? He kız. Kız, yenildin kız. Ay öldürüyor bunun konuşması beni. Nasıl yani? Ne var benim konuşmamda? Daha açık olabilir misiniz lütfen? He olabilirim. He olabilirim. Ay Burhan'ın yerim ben seni ya. Bravo Burhan. Bravo. Vay Burhan. Ya bu adamın ne kadar acı bir kuvveti var. Pes. Ayol yaprağı niye yenildin o zaman? Kız üzülsün istemedim Şahika Hanım.
kibar bir insanım. Nişantaşı çocuğuyum. Eski İstanbul tirbiyesi diyelim. Tirbiyesi mi? Tirbiyesi diyor ya. Eski İstanbul tirbiyesi diyor. Ya siz benim konuşmamla dalga mı geçiyorsunuz Şahikan? Burhan Bey, abartıyorsunuz ama sizin gayet tatlı bir şiveniz var. Tabii canım, bence de sempatik bir yerde. Ama Şahikan Hanım sempatik bulmayı, gülünç bulmayı hep dalga geçiyor benimle. Şahika her şeyle dalga geçiyor Burhan Bey, tarzı öyle. Ama benim Türkçeyi de perfect bir aksanla konuşmam gerekiyor. Öyle anlıyorum. Demek ki şehirli dış görünüşüm ve avantgard giyim tarzımla bazı harfleri yutmam uymuyor. Diksiyon dersi alın Burhan Bey. İdris mi? Kaç olur o? Bence en güzeli kendiniz çalışın. Mesela kalemi ağzınıza alın, öyle konuşun. Çakıl taşı da iyi derler. Çakıl taşı mı? Şimdi çok eskiden filan büyük bir düşünür böyle düzgün konuşmayı öğrenmiş. Bir iki tane böyle çakıl taşı alacaksınız ağzınıza. Tekerleme söylüyor söylüyor çalışacaksınız. Çakıl taşı. Güzel fikir. Hem de bedava. Güzel. Olabilir. Acaba bu dövme mürekkebi bildiğimiz mürekkep mi? Tanrı verdi kardeş. Sormadım, bilmiyorum valla. Aa, çok enteresan. Hayır, dikkat ediyorum. Ya o kaslar hareket ettikçe gitar dalgalanıyor ya. Güle güle kullan, Tanrı verdi kardeş. Ah Fatoş Hanım, çok merak ediyorum. Meraklı bir tipim. Gerçekten düşünceleriniz benim için çok önemli. Şu duvarı badanalamalı mı yoksa badanalamamalı mı? Şu arkamdaki duvarı mı? Evet. A, böyle iyi ayol. Aa, ne oluyor ya orada? Bir şeyler oluyordu. Ne oluyor? Sanki dal sarkıyor, kartal o anda kalkıyor. Ya da ikisi bir arada hareket ediyor. Ya da kartal kalkıyor, onun bir ağırlığı var. Ağırlık olduğu için dal bir sarkıyor, onu olabilir yani. Neyse, ben köşeme gideyim. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi. Ortada da Burhan'ın şişesi. Spiri diyelim. Bu odasında gizli gizli içki mi içiyor? Vallahi alırım paçasını aşağı. Arkadaşlar, kristal objektif ödülü almışım. Yılın en iyi siyah beyaz fotoğrafı. Ah, tebrikler. Tebrik ederim şekerim. Hangi fotoğrafla? Yok, bu dergide yayınlanan bir fotoğrafla değil. Bu hani benim bir nü serisi vardı ya, onunla. Aa, hatırlıyorum. Aslan gizli çektiklerin. Nasıl? Ya Cem geçen sene new modellerle kendisi için sürekli siyah beyaz çalışıyordu ama sana söyleyemiyorduk. Hadi ya. Sağ ol Yaprak. Ya şimdi siz ayrıldınız yani o yüzden bir sakıncası yok diye ben şey yap. Bak bak bak, fırtına öncesi sessizlik. Ne alakası var Şahika'ya? Yorgan gitmiş, kavga bitmiş. Bakayım Cem'cim fotoğraflara. Aa tabii dur. Bakayım bakayım, getir. İşte bu benim en sevdiğim mesela. Aa. Hoş, çok hoş. Çok yani estetikle çıplaklığın çok güzel. Sonra bir ara ben bir fotokopi alabilir miyim bunlardan? İyi günler. Hayırdır? Yeni bir teknoloji market açılıyormuş da her şey yarı fiyatına, oraya alışveriş ediyordum ben de. He, o zaman şimdiden iyi bayramlar. Şöyle ki, bayram bahşişlerini önceden kabul ediyoruz. Çoluğa çocuğa bayramlık alalım diye.
diyebilirim. Bahşiş. Bahşiş. Ne? Allah'ım ya Rabbim. Siz gireyim. Efendim? Ne diyorsun sen ya? Ne? O nasıl bir cümle ya? Şaşırdım. Sabit Efendi, beni çağırıyorlar içeride. Bahşiş olayını daha sonra halledeceğim. Yok, merak etme. Ne? Dur, ben de geliyorum. Makedon milli takımı malzemecisi. Yani sen şu an birinin kostümüyle dalga geçebilecek durumda mısın acaba? Ya sen sürekli evde oturuyorsun ha. Sürekli evde. Bayram geliyor, yaymışsın oturuyorsun ya. Kardeşim, 40 yılın başı çekimim yok. Şöyle bir gün evde tatil yapayım dedim. Vallahi billahi benim bu evde huzurum yok be şerefsizim. Ne huzurum olsun ki ya? Huzur evim burası. Benim evim. Benim evim. My home. Ne yiyorsun ki? Kahvaltı hazırlamadığın için mısır gevreği kemiriyorum burada. Bitir onu. Bitir. Bir kere de seni şöyle kahvaltıyı hazırlayıp bir güler yüzle uyandır ya. Hayat müşterektir. Ne? Kes Allah aşkına dırdır ya. Şurada dizi izlemeye çalışıyorum. Ne ki? Bilmiyorum ama acayip acıklı abi ya. Aile paramparça oldu. Esas benim aşk trafiğim paramparça. Ha? Ne trafiğim? Ya sen beni mi dinliyorsun ya? Niye beni dinliyorsun? Ayrıca sen niye bu evdesin? Ben ev arkadaşı istesem kirayı tek başıma neden ödeyeyim ya? Sorun. Sorun. Günaydın. Az önce Makbule söyledi. Cem sizde misafir diye gelmiş. Burada mı? Burada. Bir haftadır burada. Bir haftadır mı? Evet, burada kalayım. Ben bakıyorum bu çocuğa. Niye? Ne demek şimdi bu? Ah Sedef abla. Ah güzel ablam. Ay tatlı ablam. Bu çocuğa yapılan eziyetlere inanamazsın. Eziyet mi? Evet. Yani al bu çocuğu götür buradan. Ziyan oluyor burada. Gencecik deve. Üzülüyorum yani. Böyle olsun istemiyorum. O kadar eziyet ediliyor ki kavga dövüş ediyorlar 100 katta. Ondan sonra dekmeyi kovuluyor. Soluğu burada alıyor. Kovuluyor mu? Yediriyorum, içiriyorum, yatırıyorum. Ama anne şefkati gibi olur mu? Olmaz. Al bu çocuğu götür buradan. Bu gencecik deve yazık oluyor burada. Al bu çocuğu götür buradan. Götür buradan. Bu çocuğu götür buradan. Götür. Ay tansiyonum çıkacak vallahi. Üstüme başıma fenalık geldi. Cem. Cem. İyi oldu o zaman. Ben ucuzluğu kaçırmayayım. Daha sonra görüşürüz. Hadi iyi günler. Anne. Oğlum. Ağladın mı sen? Vah yavrum vah. Vah güzel çocuğum benim. Anne ben diziye ağladım. Saklama oğlum. Saklama. Ah, ah gözlerim kör olsaydı da görmez olsaydım şu halini. Nerede o aslı? Ne bileyim anne işledin herhalde. Akşam görüşeceğiz onunla da. Toplan oğlum. Toplan gidiyoruz. Bitecek bu evlilik. Bitecek. Geç bile kaldı. Bu gece Salim Bey'in balık sofrasına konuk olacağız. Bakalım Salim Bey Ayşe Hanım'ın dediği gibi kepaze olacak mı? Mutfağınız da dandini olmuş Salim Bey. Orada eşek bağlasan durmaz. Ay Burhan Bey, sizin katılacağınız günü heyecanla bekliyorum. Menünüzü falan düşündünüz mü? Ne menüsü? Yemeğe misafir programı. Sizi yarışmacı olarak çağıracaklar ya. Ay, algım bozuldu ya. Nereden çıktı şimdi bu? Yok artık. Size dergiden söylemediler mi ya? Neyi yavrum? Ne diyorum neyi? Ya biz dergiden 5 kişi olarak
Çocuk Esirgeme Kurumu yararına bu yemeğe misafir programına katılacağız. İşte her akşam birisi evinde ötekilere yemek yapacak, gayet güzel. Onlar da gelecekler, yiyecekler, puan verecekler. Ya biliyorum, ben formatı biliyorum. Her gün takip ediyorum dikkatli. Ama yani bu neden bana söylenmedi? Neden bana kimse söylemedi? Allah. Yine bir katakulli, yine bir düzenbazlık var güzel kızım ya. Gıcıklıklarından söylememişlerdir. Ah. Hazırlanamayın diye. Ay nasıl ya? Peki ne zamanmış bu? Buna programın yapımcısı tabii karar verecek. Artık bir hafta sonra mı çağırırlar, bir ay sonra mı çağırırlar bizi, onu ben bilemiyorum. Ama bence siz hemen, yani bir an önce, bu akşamdan tezi yok, menünüzü falan düşünmeye başlayın. Mesela her akşam bir menü hazırlayın, bize tattırın. Ondan sonra biz o menülere puan verelim. Bu puanlara göre en iyi menüyü aralarından seçin. Fikir mesela. Hay Allah ya. Benim ofisteki arkadaşlarım ne kadar adi, ne kadar uyanıklar. Değil mi güzel kızım? Çok, çok. Neyse, ben tariflerimi kontrol edeyim. Daha yapacak çok işim var. Evet. Hadi görüşürük. Aslı, IQ'nun normal seviyesinin çok üstüne çıktığı nadir anlardan biri. Beyninde fosfor kırıntıları gezmeye başladığı anlar bu anlar. Tebrik ediyorum seni. Saygı duyuyorum. Afiyet olsun. Eyvallah. Yemeğe misafir mi? Ayol, benim haberim yok ki böyle bir projeden. Yapımcı arkadaşım ama daha bana söylemedi. Çocuk Esirgeme Kurumu içinmiş. Seni pişireceksin kız. Ay, ben kendime hiç güvenmiyorum bu konuda. Benim yerime başka bir yemek pişirse bari. Dur, ben şu yapılmış çocuğu bir arayayım. He, bir ara. Çocuk Esirgeme Kurumu için işte. Ya bizim dergiden 5 kişi veya yakınları yarışacak ya. Ay nasıl iyi fikir. Sizin fikriniz zaten ayol. Aa, belki de ekibinin fikriydi de daha sana söylemediler. Hemen bu hafta mı diyorsun? Ha, bilmem ki, hazırlanabilir miyiz? Ben hazırlanırım. Ben yaparım ya. Benim menüm hazır, ben yaparım. Ötekiler hazırlanmasa da beni ilgilendirmez. İyi olan kazansın ya. Kural bu değil midir? Vallahi ben katılmam. Et pişirilen yerde olmak istemem. Ben benim yerime halamı sokarım, olur değil mi bebeğim? Şu aralar bir televizyon selebritisi olmak istemiyorum. Tamam. Bu hafta katılıyoruz. Sen ekibini gönder. Olur. Araşırız. Bay bay. Ay, Burhan Bey. Benim yerime makbule girebilir mi? Bence girsin. Onu rakip olarak görmüyorum. Ben de katılmak istemiyorum ya. Dursun girsin benim yerime. Ne bileyim, hamsi yapar. Yöresel mutfak hesabı. Derginin şoförü deriz. Hadi kardeşim, yemeğe misafir de son 2 günün özeti başlıyor ya. Tamam bacım, kuruyorum. Allah Allah ya. Zaten 2 gündür seyrediyorsanız hala tekrarında niye heyecanlanıyorsunuz ki ya? Program acıktırıyor Fatur. Yavaş, durmaya başlıyor. Aslı Hanım'ın sofrası acımasızca eleştiriliyor. Ve masada tansiyon yükseliyor. Bu eti camışın önüne kosan camış bile yemez. Hiç beğenmedim. Yalnız şunu göz önüne almanızı istiyorum. Hepinizden tek tek rica ediyorum. Ben evet çorbamı, zeytinyağlımı ve patlıcan salatamı yetiştirememiş olabilirim. Olabilirim. Ama aranızda en genç benim. Ve ayrıca da ben iyi niyetliyim. Biz kötü niyetli miyiz? Kızım, nasıl laflar bunlar? Sen niye insanları toplumu geriyorsun burada? Bir de aranızda en genç bir hanım. Küçül de cebime girem şerim ya. Ne oldu? Morardınız Aslı Hanım. Yemek yapamıyorsun. Güzelliğine mi güveniyorsun kızım? Yok ya, ben niye güzelliğime güveneyim yani? Güvenme. Güzel değilsin. O değil de... İnsan makarna yapmayı da bilmiyorsa bu yarışmaya katılmamalı yani.
Benim misafire çıkarılacak makarna anlayışım da bu değil ayrıyetten. E senin anlayışın kıt zaten. Maharna bence tam bir skandaldi. Öyle diyorsunuz da Burhan Bey maşallah yiyip bitirmişsiniz yani. Buradan tabağa bakıyorum da hiçbir şey kalmamış. Silmişsiniz, süpürmüşsünüz. İyi yakaladınız aslanım. Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Vallahi kalkar gidelim buradan. E kalkın gidin. Kalkın gidin, beğenmiyorsanız kalkın gidin. Ben kimseyi burada zorla tutmuyorum. Siz acaba ömrü hayatınızda böyle bir sofra düzeni gördünüz mü? Böyle bir masada yemek yediniz mi? Hiç sanmıyorum yemiş olduğunuzu. Sen benimle böyle konuşamazsın. Haddini bileceksin. Terbiyesiz. Ben şu anda burada misafirim. Burhan Bey barut gibi maşallah. Niye ortamın gerisini hemşerim ya? Ağzıma mı yadım, burnuma mı yadım anlamadım ya. Böyle bir şey yok. Duhandı. Vallahi duhandı. Stresli mi sayın koca aslanlı? Yok. Makarnanın lapalığından. Duhandı mı? Allah. Sen bilirsin. Aslı Hanım'ın yaptığı hazır puding ve müzikle işler tatlıya bağlanıyor. Kendine sorunların vardı, kıskançlık durumların vardı. Hoyrattı davranışların, aslında görüşlerin dardı. Hem karnın doysun istiyorsun, hem bastan dursun istiyorsun. Hem karnın doysun istiyorsun, hem bastan dursun istiyorsun. Ve işte gecenin yorumları. Emeğine sağlık. Yazık'a uğraşmış kendisi. Ama kabiliyetsiz ya, ne yapsın ki? Misal bir içli köfte yapsaydı, değil mi yani? Daha meşakkatli bir yemek olmuş olurdu. Ben kendisini rakip görmüyorum. Ama hijyen bakımından 5 veriyorum. Ne yediğimi anladım, ne içtiğimi. Herkes birbirine saldırıyor. Ayıptı ya. Benim evimde böyle yaban olursa vallahi tekme tokat kovarım evden ha. Bak bu lafımı da unutma. Puanım 3. Hiç beğenmedim. Sıskalar yemek yapamaz derler büyüklerimiz ama bilmiyoruz. Yemeğini kedi gibi ağzını büze büze yiyen insanın elinin lezzeti olur mu hiç? Yaptığı eti camış yemez. Makarna desen lapadan hallice. Salata sası sası. Tatlısı yavan. Uy! Aç kaldım. Vallahi aç kaldım. Bir ver yürü. Ay yemekleri tek kelimeyle iğrençti. Gerçekten midem bulandı. Bir de gurme olduğum için bu tip tatları ben hiç kaldıramıyorum. Allah korusun insan bu tip yemekleri yerse yemekten soğur. Tabii her şey mübah. Bu bir yarışma. Yarışmacı arkadaşlarımın daha fazla önde olmasını engellemek için ben Aslı'ya 8 veriyorum. Maksat diğerlerinin kazanmasını engellemek. Kimse kazanmasın. İnanmıyorum ya, pisliğe bak ya. Aha bu işler böyle bebeğim, yersen. Yemem. Aslı'nın yaptığı yemeğiyle hiç yemem. 8 puan verelim ya bana. Önceki akşamda Makbule Hanım'ın mükellef Antep sofrasındaydık. Yalnız ben bunları yiyemeyeceğim. Çünkü hiçbiri damak tadıma uygun şeyler değil. Senin de damak tadını bir çözemedik kardeşim ya. Sürekli miz 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 miz. Yani ne bileyim, çok ağır olmuş maalesef. Çok ağır. Ay, öğrebilirim. Gurme olduğum için bu tip tatları kaldıramıyorum. Yağ içinde yağ. Vallahi tiskindim. Makbule Hanım iddialı bir yarışmacı ama tepkiler beklediği gibi değil. Ne o? Ağlıyor musunuz yoksa Makbule Hanım? Yanlış anlama Makbule. Niye yanlış anlıyorsun? Tabii ki eleştirilecek o kameraların önünde. Mesela içli köften tahoz gibiydi. Kaşık salatan çamur gibiydi. Şeylerin çorbaların bulamaç gibiydi. Bunlar her zaman nazik gurmenin nazik eleştirileri. Lütfen yanlış anlama. Bulamaç mı? Evet. Bacım hazır çorba mıydı o? Neydi ya? Hazır mı? Sen dün benim yemeklerimi basit derken ben hiç böyle olay yaratmadım, hiç ağlamadım, sadece sustum. Meşakkatli yemek, meşakkatli yemek. Al sana meşakkatli yemek. Al sana meşakkatli yemek. Ne oldu? Bak kimse yemiyor.
Allah'a dün dedim ki bu kadar irezil, bu kadar tatsız yemek nasıl olur? Meğer daha beteri de varmış. Bu laf bana mıydı yalnız? Ben anlayamadım. Ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alır gelir, beğenmeyen bırakır kaçar. Yalnız birkaç gün sonra da yemeklerinizi ortaya koyacaksınız. Dikkatinizi çekerim. Bakalım o zaman ne olacak? Sizi de göreceğiz. Bence bırakıp kaçacağız yemekleri. Hoşik. Keferi yak, keferi yak, keferi yak. Hoşik küfür değil ki. Olsun, yine de biplerler. Bence biplenecek bir şey varsa o da bu yemekler. Ya siz kimi kandırıyorsunuz arkadaşlar? İşte köyde böyle mi olur ya? Ben bunu poponla yaparım. Gerçekten. Ya fazla üstüne varmayın. İçli köftenin içine ağlay ya. Olsun, zaten kuru olmuştu. Şov yapıyoruz anlamca. Abbao, iki gündür açım yavru. Bana serum merum bir şey doksunlar, dayanamıyorum. Şerefsiz bir köfte, cibilliyetsiz mumbarlar, soykası batasıca bir çorba. Puan veriyorum. İki. Ben sakatat yemiyorum. Çorbada mercimek vardı. Mercimek yemiyorum. Salatada maydanoz vardı. Maydanoz da yemiyorum. Onun için puanım 3. Bence Makbule tamamıyla puan almak için ve dikkat çekmek için ağladı. Duygu sömürülerine kesinlikle geçit verilmemeli bu programda. Timsah gözyaşları bunlar. Arkadaşlar bunu anlatmamam lazım. Puan almak için bir takım numaralar çekiliyor. Fakat o da ne? Siz benim hakkımda mı koşuyorsunuz yalandan ağladı diye? Ya sen ne gizli gizli yaklaşıyorsun sırtlan gibi kız? Oo, ortam ısınıyor Burhan Bey. Sizden bunu hiç beklemezdim Burhan Bey. Ya benimle ne alakası var? Format gereği ya. Vallahi format gereği. Oğlum açıklasana. Ne diyordun? Demin bir şeyler anlatıyordun her şeyi. Çenem boldu. Format gereği olduğunu arkadaşa anlatsana. Hı? Hadi karakterisiz duş ses. Bu akşam Karadenizli Dursun Bey'in evine konuk olacağız. Bakalım neler var. Palık çorbası, mısır ekmeği, mıhlama, hamsi tava, arkasından da helva. Bu menüye de laf yatsınlar, gitsin, zıkım yesinler ya. Asabisiniz Dursun Bey. Asabiyim değilim, o senin problemin değil. İki gündür ağlayan, zırlayan haburama geldi ya. Ben evimde tatsızlık, okuyalık, terbiyesizlik istemem. Gelsinler efendi gibi otursunlar. Yemeğini yesinler, eline sağlık desinler, sonra def olsun gitsinler. Misafir misafirini bilsin ya. Çok sakinsiniz. Yemekler yetişecek mi Dursun Bey? Şimdi bu hamsi 10 dakikaya bitti bitti. Bitmedi yarım saat. Bilemedin 45 dakika. En kötü ihtimalle bir saate pişer, garanti. Ellerinizi yıkamış mıydınız bari? Şimdi benim evime girerken ayaklarını sildim, onu de bakayım bana. He? Onu de bakayım bana. Ne oldu? Rengin soldu. Gel oğlum gel. Dursun balık yapıyor. Yok baba ya, ben yemek programlarını seyretmiyorum. Diyet yapıyorum ben. Hadi bakalım. Size afiyet olsun, ziyade olsun. Bıçak yok mu? Niye? Kendini mi keseceksin bıçakla? He? Hamsiyle küçük küçük at ağzına. Mıhlamaya zaten mısır ekmeğini panacaksın hemşerim ya. Ukalalık etme ya. Masa düzeni tam bir skandal. Böyle bir rezalet görülmedi yani. Niye? Küçükken Tokat'ın köyünde uşağınız mı vardı? He? Nasıl böyle bir şey görmedin? Şu anda özel dünyama ve kişilik haklarıma saldırılı. Demek ki elitist bir geçmişten geldiğin zaman insanlar seni kompleks içerisinde bırakıyor. Şov yapma hemşerim ya! Şov yapma!
Benim şov yapmaya ihtiyacım yok güzel kardeşim. Ben zaten şöhretim. Üst düzey yöneticiyim, idare müdürüyüm ve aynı zamanda da gurmeyim. Ben de gurmeyim, bir daha da soframa laf ettiğini görmeyeyim. Bak ortam yumuşasın diye espri yapar. Fark edilmedi galiba ha? Dursun Bey'in ortamı ısıtma çabaları işe yaramayacak galiba. Siz de çok gerginsiniz Dursun Bey. Hayır yani Dursuncuğum, şu ortaya bir çiçek falan olsaydı bari. Çiçeği mi yiyeceksin acaba? Şap gibi duzlu. Benim tansiyonum var oğlum. Ben yemem bunu. Yaşına uygun değilse niye yarışmaya katıldın hanım teyze? Çok sıyrıştılar bunlar ya. En azından bir bıçak olabilirdi. Tabaklar da başka başka. Mıhlama mıhlama diyordum. Bu erimiş peynir çıtı oğlum. Arz ederim. Balıktan sonra halva yendiğini de hiç duymamıştım. Nasıl duymadın acaba? Sağır mısın ya? Dünya üzerinde balık tutulmaya başlanıldığından beri arkasından helva yanır ya. Es. Ya tabağıma çatalıma da laf etmeyin. Beğenmiyseniz defolun gidin ya. Aa vallahi kalkar giderim ha. Yalnız hakikaten mıhlamanın biraz tuzu fazla mı olmuş ne? Git. Ay balık da iğrenç ha. Ya ayıptır ya. Nimete iğrenç denmez ya. Sabahtan beri uğraşıyorum ya. Herkesin... Herkes önündekini yesin. Eline sağlık desin. Efendi olsun, kalbin adamı olsun. Vullah çeker vururum ha. Ne? Vurabilirim da vurmayabilirim da. Garantisi yok. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Mirsin. Tatsızlıklar giderilince ekibimiz kendini eğlenceye vuruyor. Gel oğlum bakalım. E tabi Karadeniz usulü. Kim oyna? Gel. Aferin Kur'an. Al kol koy. Kim etsiz? Gel bakalım buraya. Gel. Tiko oyna. Gel. Hadi bakalım. Ulan bravo Dursun be. Baba vallahi mum etti adamları Dursun'a bak ya. Hayda. Bitti mi çekim? Bitti bitti. Biz puanlarımızı verdik geldik. Siz bir saat gecikmeli seyrediyorsunuz ya burada. Ay artık lütfen ağlama Makbule abla yeter ya. Ölür ya Aslı. Kaç puan verdin bana? İçli köften kuruydu Makbule abla. Kusura bakma. Bana puanları yüksek tutarsın değil mi yavrum? Sonuçta yemeklerimi biliyorsun. Format gereği kavga ediyoruz. Tamam. Ama burada söz konusu olan her zaman Burhan eniştem değil mi güzel kızım ama? O günkü performansınıza göre yiyeceğim, bakacağım, değerlendireceğim Burhan Bey. He. Ama bence en güçlü rakibiniz Dilber Hanım. Dilber Hanım. Hay anasını ya. Adana çıkar adan güzel kızım ya. Hay anasını. Acaba diyorum olayı sabote mi etsek? Nasıl sabote etsek? Biz aynı taraftayız değil mi yani? Aynı tarafta beraberiz. Dibler Hanım yukarı katta. Acaba diyorum bir plan yapabiliriz. Lütfen böyle saçma sapan gizli kapaklı işlerinize beni sakın bulaştırmayın Burhan Bey. Ben her zaman bu tür konularda centilmenlikten yanayım. Kazulet.
Yok hayırdır oğlum? Böreğe dokunmamışsın, hasta mısın? Yok baba, yok. Tırsıyorum ben. O ne? Diyet hapı. Çok başarılı valla. Aman oğlum, tehlikeli olmasın. Yok ya. Tuvalet yakınlardaysa bir tehlikesi yok yani. Analı kızlı çorbamızın hamurunu yoğurduk, dinlendiriyoruz. Badılcanlarımız hazır. Dolmamızın da içine doldurduk, koduk, karıştırıyoruz. Şimdi bunlar dinlensin. Biz mutfağa gidek, tatlımıza bakak, nohudumuz pişiyor mu kontrol edek ki el aleme malamat olmayak. Gel yavrum, çekilme, gel. Gel, 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 gel. Şekerli şekerli yiyelim. Şekerli. Tatlı tatlı da. Nereye şimdi geldi aklıma? Şankatli bir iş değil ki yani. Farz-ı meral bir mumbar dolması değil yani. Kuru patlıcan dolması. Oo, bizim evde her gün pişiyor. Acılı Adana kebap. Acılı Adana. Ne var bu? Karşıdaki kebapçıda da var buna. Akka abimde de kaymaklı katmer. Oo, iki taklalık iş. Dilber Hanım benim yemeklerime saydırdı kendisi ama... Ben böyle daha komple bir ziyafet beklerdim kendisinden. Benim gönlümün birincisi her zaman Orhan Bey'dir. Ben nohut yemiyorum. Kuru patlıcan da yemiyorum. Ben acı da yemiyorum. Kaymak yemiyorum. Bunlardan başka... Telladım ha. Vallahi cıbıldağım çıktı. Neyse ki yemekler yetişti Dilber Hanım. Yoksa rezil rüsva olurdunuz bu çok bilmiş misafirlere. He vallahi doğru diyorsun oğlum. Hepsi ayrı hoş çek. Geldiler. Bismillah. Ben geldim Dilber ablacığım. Özellikle erken geldim. Hoş geldin oğlum, sağ ol. Jantiliğinizden de ödün vermiyorsunuz Burhan Bey. Size bir getirdim. Sağ ol dedik ya, geç bakalım geç. Çiçekçiden aldım, koparma değil yani, tamamıyla parayla. Anladık, sağ ol. Anladık. Ne oldu, yemekler yetişti mi? Yetişti, yetişti çok şükür. Hepsi mi? Hepsi yetişti. Yani yetişmeyen falan oldu mu acaba, bir arıza falan? Yok yok. Hele bir analı kızlı yaptım. O kadar güzel oldu ki böyle hamurları gıllayıcık gıllayıcık yuvarladım da misket gibi. Vallahi çok güzel oldu. Tatlı tatlı bir şey oldu. Evet. Muhakkak tatlı olmuştur ha. Gerçekten çok tatlı olmuştur. Şekerli şekerli.
Vallahi ben Dilben Hanım'ı tutuyorum. Alır götürür vallahi bu akşamı. Halam iyidir ha. Küçükken evine gitmek istemezdim. Pastayla kurabiyeyle kandırırdı beni. Hansel'le Gretel'deki cadı gibi. masa düzeni iyi. Ah Dibler ablam, her şeyin en iyisini, en güzelini düşünür. Şalgam suyuna kadar düşünmüş. Benim favorim Dibler abla. Sağ ol yavrum. Getir dobanı da anana kızlı çorbası koyup kadasını aldı. Ah kim bilir ne lezzetidir o çorba. Adana olsun, bakalım sevecek misiniz? Hele şükür, kavga tüyoş etmeden efendi gibi bir yemek yiyelim. Maşallah, bu akşam sakin geçecek galiba Dursun Bey. Sizin bile yüzünüz gülüyor. Dilber teyze, o nohutları konserveden mi koydunuz? Hayır efendim. Tazecik pişirdim. Peki, hamurlar hazır mı yoksa donmuş falan mı? Onları da sabahla taze taze ellerimle yuvaladım. Bakacağız bakalım. Afiyet olsun. Favorime iyi şanslar diliyorum. Arzayın devam ederim. Siz yiyin. Ben zaten nohut yemiyorum. Bunu sen bilirsin. Leylaylala, tatlı bu ya. Tatlı mı? Hamurlara şeker mi koydun hanım teyze? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Bu nasıl oldu Dibler ablacığım? Acaba böyle mi olması gerekiyor? Tatlı mı olması gerekiyor acaba? Yok, yok. Ben de bilmiyorum niye böyle oldu. Ay, yenecek gibi değil. Yazık, yaşlı kadın ceviz işte. Şekerle tuzu birbirine karıştırmış. Abba, hiç anlamadım. Nasıl oldu bu böyle? Aa Dibler ablacığım, eğer ki sen üzülürsen ben daha fazla üzülürüm. Kendimi zorlayacağım ve bu yemeği yiyeceğim. Yeme oğlum, yeme, yenmez o. Ya Dibler ablacığım, sen ye de ben hemen yiyeceğim bunu. Siz ne yaptınız Dilber Hanım? Çorbaya şeker konur mu hiç? Konulmaz, biliyoruz herhalde. Uy, bu da her lafın içinde hoşçik. Yemeyin, kimse yemesin. Uy, zebil gibi de yaptım. Toplayın bari tabakları. Moral bozmak yok, diğer yemeklere geçelim. Her kişi hata yapabilir arkadaşlar. Dibler ablacığım, ben hemen tabakları toplamana yardımcı oluyorum. Ver kızım. Sağ ol yavrum, Allah senden razı olsun. Ya benim yemeklerime iğrenç yağlı derken ya. Artık daha da utandırma hatun kız, oldu bir kere yavrum. Ben de diyorum acaba Adana'da tatlıyla mı başlayla yemeğe? Sen aç da kendi kıçına gül. Sakin ol Dibler ablacığım. Lütfen senden rica ediyorum, hanımefendiliğini bozma. Arkadaşlar sizden rica ediyorum, yarışmanın seviyesini bozmayalım. Bu bir gastronomi yarışması. Yürü beraber olsun. Ya nasıl olur ya? Bu bize bir komplo. Hayır, benim makarnam hamur olmuş olabilir. Ama en azından içine şeker koymadım yani. Sakın bir daha gülme ha, hanım teyze çemkiri. Yıldım ben bu programdan ya. Mutfağı bir görmeniz lazım. Her yer pislik, dağınıklık içerisinde. Tamam, sen çorbaya şeker koymuş olabilirsin. Dalgınlıktır, affederim. Yaşlı kadınsındır, affederim. Ama hijyen konusunda ödün veremem. O mutfağa köpek bağlasam durmaz. Allah bilir, haresi böcüğü her yerde dolaşıyor olabilir. Ay Dibler ablacığım, biz de senin tatlı tatlı dedikodunu yapıyorduk. Ne diyordunuz? Tecrübeli bir ev kadınının mutfağı herhalde bu kadar hijyenik olur diyorduk. Leylaylala ya, senden korkulur hemşerim. Bakalım Badılcan dolmamı beğenecek misiniz? Çorbadaki şeker nazar boncuğu olsun diyelim, hepimize afiyet olsun diyelim. Sen yemiyor musun gene?
Yok, ben kuru patlıcan yemiyorum. Bağcıklık olsun diye yapıyor zor. Ne alakası var canım? Patlıcan yiyince benim dilim böyle lelelele oluyor. Senin dilin kendinden öyle acı huzur. Aa, ben bu yemeğe sumak konulduğunu hiç görmemiştim. Sen gürgüsüzsün, biz ne edek? Aa! Hey, bu ne ya? Ne oldu oğlum? Ay, kusura bakmayın, vallahi çıkarsacağım ben. Sarımsağı mı fazla geldi oğlum? Ay, Dilber dedi, kusura bakma ama... Şap gibi ya, şap. Nasıl bir tuz koydun sen buna? Abbahu, abbahu. Nasıl olmuş bu böyle? Bu da mı benim görgüsüzlüğüm acaba? İki defa mı tuz koydunuz buna? Ne yaptınız ya? Hiç bilemiyorum. Hala candır mı oldu ki? Elimin ayarı da tamdır ama. Sanki farazan birisi kındırık kapıdan gizlice girmiş, hamırıma şeker, dolmama tuz katmış. Şanssızlık işte. Ay Dibler ablacığım, lütfen şalgam suyu iç. Lütfen, dıkandın çünkü. Al. Ya Allah'ım, ya Rabbim ya, niye sinsi sinsi peşimde geliyorsun kızım ya? Şimdi kameralar gelecek, alışveriş yapmam lazım, markete gideceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, siz yaptınız değil mi Burhan Bey? Neden bahsettiğini şu anda hiç anlamadım. Dilber Hanım'ı siz sabote ettiniz. Buradan anahtarı aldınız, yukarı çıktınız. Bir şekilde kimseye görünmeden yemeklere tuz şeker kattınız. Ne kadar şeytani bir hayal gücü, ilk defa duyuyorum. Allah Allah, elimde kanıtlar var. Söylersem diskalifiye olursunuz ama. Kimseye söylemez. Ha! Boşattım, dolu tuttum. Kanıtım falan yoktu. Kahretsin, biliyordum biliyor musun? Çünkü hiçbir delil bırakmamıştım orada. Ne istiyorsun? Sizi ele vermeyeceğim. Hatta size yüksek puan vereceğim ama bir şartla. Haftada en az 5 gece bu evde akşam yemeklerini siz yapacaksınız. Kalorisiz ve lezzetli tariflerden. Krema nerede oğlum? Nerede krema? Biraz sakin olun Burhan Bey. Heyecanlısınız. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin ya. Çekil şuradan, vaktim yok diyorum sana. Sarma dolmalarınızı yetiştirebilecek misiniz acaba? Sen eğer lafa tutmazsan yetiştireceğim. Şuradan ileri git biraz. Rakipleriniz kim sizce? Gönüllerin favorisiyim ben bir defa. Benim rakibim olamaz. Ya çekilsin şuradan. Domates çorba, zeytinyağlı yaprak sarma, et sote, havunçlu pilav, Burhan salata, portakallı irmik tatlısı. Dişimin kovuğuna gitmez. Hiç beğenmedim. Ne demişler? İdris gider içi yok, çörek yapar duzu yok. Benim bu geceden pek ümidim yok. Zaten bu arkadaşta telaşı problem var. Eli ayağına dolanacak garanti. İnşallah yaprak sarmayı iyi yapmıştır. Bu konuda hassasım. Ben yaprak yemem. Sotede soğan varsa yemem. Havuç yemem. Domates yemem. Sıkamıyor, iyi mi? Terbiyenizi takının Burhan Bey ya. Yarışma olduğu için tabii ki müşkül pesent davranıyoruz. Ama sabah ne konuşmuştuk yiyorum. Ama portakallı irmiği gerçekten çok severim. Onu afiyetle yiyeceğimi düşünüyorum. Bu akşam heyecanlı bir final olacak. Çünkü 4 yarışmacımızın 4'ü de 17 puanda. Eğer Burhan Bey de aynı puanı alırsa tekrar oylama yapılacak. Bakalım Burhan Bey yemeklerini beğendirebilecek mi? Vallahi bu görgüsüzler öyle bir yemek yiyecekler ki, öyle bir sofra görecekler ki ağızları tabaklarında kalacak. Neyse artık. Acaba diyorum, o dipler kadını
avokadonun ne olduğunu biliyor mu? Ya sorsa ne olacak diye biliyor mu? Bu akşam Burhan salatasında hepsini görecekler. Burhan salatası ne Burhan Bey? Şimdi Burhan salatası Akdeniz yeşillikleri. Şimdi onları doğrayayım ben hemen. Ondan sonra çeri domates. Avokado bahsettiğim gibi. Zeytin ezmesi, soslu yalnız. Havuç ve az miktarda limon. Bir şey daha var, onu söylemek istemiyorum, sır gibi saklıyorum. Biraz yavaş gitmiyor musunuz? Saat ilerliyor. Dolmanızı ne zaman saracaksınız? Yani onlar çok basit işler, 5 dakikada olacak işler. Siz yemek arası yediğiniz zaman ben zaten onları hazırlamış olurum. Gerisin kızım sen. Geri. Yani ne yapsak acaba? Yani vakit az diye ben kendisinden yardım istemiştim ama bu aramızda kalır herhalde değil mi? Ergen geldi, Ergen. Ergen geldi. Ne oldu? Allah yansın. Tekrar hoş geldiniz diyorum sevgili dostlar. Çorbaları beğendiniz mi? Hemen kesiyorum. Bütün ürünlerimiz, mamullerimiz el değmeden hazırlandı. Dolmaları el değmeden nasıl sardın acaba he? Eldivenle sardım. Sardı Burhan Bey. Ben izledim. Hijyen anlamında diyorum. Yani ben bunlara gerçekten çok önem veriyorum. Bazı insanların mutfaklarını izledikten sonrasında böyle bir karar verdim. Nasıl? Çorbayı nasıl buldunuz? Bence güzel. İşte budur. Beğenmedim. Ay niye acaba ya? Dadı duzu yok. Sası sası bir şey. Evet ya. Teyzeciğim, ben senin gibi şeker koymadığım içindir. Şeker koyuyorsun. Hadi hep beraber gülelim şuna. Domates suyu mu desem, salçalı su mu desem. Öyle bir çorba ki içinde denesi bile yok. Ay sen ne anlarsın acaba ya? Yılların kremalı domates çorbasının içerisinde denesi yokmuş. Bir defa dene değil, onun orijinali tanedir. İstanbul Türkçemizi lütfen rica ediyorum bozmayalım. Sen doğma büyüme Bayazıtlısın zar. Saraydan mı geldin a oğlum? Laf karıştırarak lütfen yemeğimin üzerine gölge düşürmeyelim. Sizden rica ediyorum. Arz ederim. Eğer çorbalarımızı bitirdiysek ben etle havuçlu pilavı getireceğim. Havuçlu pilav diye bir yemek de dünyada ilk defa duyuyorum. Ay sen Saylon mu musun acaba? Yılların havuçlu pilavını duymamışmış. Pöh kızım ya. Bu gece gerginsiniz Burhan Bey. Evet biraz. Sevgili misafirler, yemek yetiştirme ve iddialı menü programı yüzünden biraz gerginlik oldu. Özür dilerim. Uzuncuğum sen bitirmişsin zaten. Geliyorum. Çorbayı hiç beğenmedim. Cıbır cıbır bir şey. Hayır, bir de bu bir yarışma. Neden bu kadar geriliyorsun ki? Yani niye bu kadar geriliyor? Anlamıyorum. Pilav çorbadan peder olmasın da. Hepsini duydum. Hepsini duydum. Terbiyesizler, kulağımı burada bırakmıştım. Ayıptır, ayıp. Nasıl öyle iğrenç dedikoducularsınız siz ya? Ayıp. Sakin olun Burhan Bey. Ha. Sen de eline atlama lan. Bunların hepsi işte pazarlıklı. Vallahi ben sahibimin bağırdım ama gerçekten aklından geçeni en iyi söyleyen, tak diye söyleyen sensin canım kardeşim ya. Gerçekten sağ ol. Sağ olun Burhan Bey. O Aslı denen kadın ne iş yapar ya? Sana soruyorum.
giyinip kuşanıyor, makyajını yapıyor, bilmem ne yapıyor. Meşhur olmaya mı gelmiş bu? Doğru muyum? İyi kız bence ya. Sen de kıza kesildin ama. İyi kız değil, iftiracı, vicdansız, insanın arkasından konuşan, dedikoducu. Bak, çatalı pislik sürerler, ondan sonrasında da çatalı pisli derler. Vicdansızlar, adiler, ahlaksızlar. Evet. Deminki asabiyetimden dolayı hepinizden çok özür diliyorum. Daha iyi hizmet verebilmek için de bütün bunlar. Hepinizi çok seviyorum ve hayatımın geri kalanında hep sizinle olmak istiyorum. Ay. Sizi görmek istiyorum. Evet. Sağ olun Rocky. Kavgayı, dövüşü ve didişmeyi bir kenara bırakalım lütfen. Buyurun dolmalarımız. Oo, çok severim. Ne kadar da güzel yapmışsın. Aferin. Sen de burcusun ya. Oha, niye? Çünkü ikizler yaprak sarmayı çok sever. Ben seni herhalde ikizleri zannettim. Tabii. Yengeç burcu da kapuska banyağıdır. Ay, benim annem de yengeç burcu ama kapuska hiç sevmez. Yanlış bilgi. E ne biçim geyik muhabbeti bu ya? Dokandım ha. Dolmamdan saç çıktı. Ha bu da nasıl bir rezillikti ya? Sabotaj. Gerçekten bu şu anda bir sabotaj. Ya ben şu anda kalkıp gitmek istiyorum bu masadan. Gerçekten. Dilber abla, yanında bir tutam saç getirdin ve yemeğin içerisine attın. Bir sabotajı da sen yaptın. İtiraf et lütfen. Benim bu kadar saçım nereden olsun oğlum? Benim saçım kısa. Ne belli? Saçındaki işkembeyi çıkart da görelim o zaman. Abbo. Hey, kim bilir şimdiye kadar yaduklarımızda neler var etti? Sen yaptın, o zaman sen yaptın Dursun. Hayır, olamaz çünkü saç kısa ve sarı değil. Bu benim de olmadığımı gösterir. O saç siyah, uzun... Kivircuk. Puh! Saçına bir bandana takamadın değil mi? Vay, vay. Dolmayı Makbule mi sardı? Vay koçeru buram vay. Ya yetişmiyordu da. Ya ne itiraf ediyorsun hemen ya? Ne kaza gelip itiraf ediyorsun? Allah'ım bütün gecemin içine ettiler. Ağlamayın Burhan Bey. Size yakışmıyor. Hazret mi ama? Dilber Hanım ya. Bence Dilber Hanım alır. Nasıl olur şeker çorbayla canım? Şu an puanlar eşit. Tekrar puanlamaya gidilirse kabiliyetsiz aslanın bile şansı var bebeğim. Ya Dursun Aslan abi ya. Kahraman gibi hamsi yaptı çocuk. Aa, bak, bak bak bak. Dolmayı kendisinin yapmaması evet kötü. Ama yine de çorba, et ve pilav ben tatmadığım halde lezzetli görünüyordu. Onun için... Ne? Bizim orada bir laf vardır. Meyve vermiş bir bahçeyim, ben ürünümü satamadım. Biliniz ki ne haldayım, leçel şurup yapamadım. Bak, kuş sütü yedirse, altın tabaklarda getirse, edepsizliğinden, ben eziklemesinden puanını kırıyoruz. Benim puanım bir. Burhan Bey, son yarışmacı olarak sonuçları sizin açıklamanız lazım. Bakalım sonuçlar ne olacak? En düşük puandan yavaş yavaş yukarı çıkarak birinciyi en son söyleyin Burhan Bey. Aman bunu da Makbule Hanım'a yaptırmayın Burhan Bey. Ay şirin misin sen ya? Defol çık hayatımdan. Hasta mısın nesin ya? Allah Allah ya. Abi bir şey oldu ama. Ay otomatik neşe mi giriyor anam? Ya ben birinci olmuşum ya. Yeho, biliyordum. Farkındaydım biliyor musunuz? Lan sen bilirsin. Ya sondan başa söyleyeceğin hemşerim. Ya bana ne, ben şampiyon olmuşum. İkincisinden bana ne. Yeho, birinciyim ya. Bu insanda hazım problemi var ha. O senin iğrenç mıhlamandan kaynaklanıyor.
Burhan Bey, ben kaçıncı olmuşum acaba? Ay, sen sonuncu olmuşsun. Gönüllerin sonuncusu olmasın. Ne olacak canım? Nasıl olur ya? Her şeyi de ben kendim yapmıştım yani. İnanamıyorum. Burhan Bey, ben size 10 puan verdim. Sakın kendine pay çıkartma. Ben kendi bileğimin hakkıyla şampiyon oldum. Para benim. Çek benim. Para benim. Yuhu! Para benim lan. Ay, ne diyor bu ayol? Ay 10.000. Ay sıcacık domates çorbası gibi dumanı üstünde 10.000 kağıt. Yalnız Burhan Bey, biliyorsunuz biz dergi ekibi olarak bu işe girmemizin sebebi... Pardon. Alo? Kız Fatoş. Tebrik etmek için aradın. Ne? Yani o benim param Fatoş. Burhan Bey, o para çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Sizin değil. Ay, yapım şirketi kuruma para falan vermiyor. O 10.000 YTL'yi çocuklara vermek için yarıştınız siz zaten. Ama yani kimse bana bunu söylemedi Fatoş. Ben o kadar havuçlu pilav yaptım tane tane. Baba. Telegram la çeki... Davranma dursun. Vallahi davranma. Para benim param ve parayı geri vermeye hiç niyetim yok. Bana ne ya çocuklardan? Ben mi doğurttum o çocukları? Ben istemiyorum parayı vermek. Davranmayın bakın. Bakın o kadar yemek yaptım. Ya program neyse ben mi vereceğim yani? Ben o kadar yemek yedim. Ben aslanın yemeklerinde oturup yedim. Bunlara katlandım. Benim param ve kimseye niyetim yok. Benim vallahi yakarım çırama. Vallahi yakarım çırama. Yaklaşmayın, hasta etmeyin. Vallahi kendimi yakarım ha. Vallahi yakarım. Ver onu bana. Ha? Avrupa yakası, Avrupa.